Son zamanlarda halka halka yayılan ve halka pahalıya mal olan saadet zinciri Titan'ın baş halkası Kenan Şeranoğlu ile bil ve dil konusundaki yeteneğini kanıtlamış stajyer Monica Lewinsky olacak o kadarın konuğu oldular anacığım. Efendim bu akşam da iki konuğum var. Biri uzak diyarlardan, ta elin Amerikalarından kalkıp geldi. Başkan Bill'in ve hepimizin çok yakından tanıdığı Monica Lewinsky. Diğeri de pek çok insanın parasını batıran Türk Titanik'i Kenan Şeranoğlu. Efendim ayrı ayrı hoş geldiniz. Ayrı gayrımız yok abi, hepimiz aynı zincirin halkalarıyız. Ama hoş geldin diyorsan o başka, hoş bulduk. Lan herif selamımı almak için bile bir araba laf etti. Sen de hoş geldin Monica. Hoş bulduk. Ben sizi Amerika'dan izliyorum Levent Bey. Pek de hanım. Sanırsın o savaşa sebep olan o değil benim. Şimdi Monik biliyorsun Birinci Dünya Savaşı bir Sırpların öldürülmesi yüzünden çıktı. Üçüncüsü de senin yüzünden çıkacak neredeyse. Ben savaşa karşıyım Levent Bey. Benim sloganım savaşma, seviş. Bu aynı zamanda 68 kuşağının sloganıydı. Biz Bill Clinton'ı da 68 kuşağından biliyorduk. Herif 69 kuşağı çıktı Monica'ya. Hem 69 kuşağı çıktı hem cız çıktı Levent Bey. Ama dedim ona, bil dedim, biliyorsun dedim. Sen bir başkansın, biraz kendine dikkat et dedim. Ama o ne yaptı? Ağza alınmayacak tekliflerde bulundu bana. Sen de karıştırma. Ana haber bültenlerine çevirmeyelim programı. Ama helal olsun adama ha. Skandalı bastırmak için nasıl savaş mavaş ayaklarına yattı. Ben de başımdaki şu badireyi atlatmak için Monica'ya mı yazılsam acaba? Monica? Evet. Bak güzelim, senden ben aşna fişne. Ne fişnesi efendim? Monica yani Çin işi, Japon işi, bunu yapan iki kişi. Şimdi sen bana 2450 mark ver. Yoktur, işlen karıştırdım. Sen bana sadece ver Monica. Hop hop, ayıp oluyor Şeranoğlu. Ülkeyi bitirdin, elin Amerikalısına mı sarkıyorsun? Sen bana yanlış yaptın Kenan. Söylerim bile sana çıkartma yapar. Türk polisi ona çıkarma yaptı zaten Monica. Kenan nasıl içeride keyfin? Tadı yok abi, mahkum milleti çok yolsuz. Bırak doları markı, lira bile çıkmıyor adamlardan. Nereden geldi bu Titan işi aklına? Şimdi abi biliyorsun benim bir babam var. Biliyorum, Allah bağışlasın. Babam da Titancıydı. Titan baba derdi herkes ona. Bir gün babam bana oğlum Kenan dedi. Türkiye'de milleti Titan Titan'a dedi. Bir sen eksiksin git tit dedi. Yalnız bu milletin gazabından korkman gerektiğini de söylemedi mi baban sana? Seni o saadet zincirlerine bağlayıp Titan'ı gösterirler sonra. Zaten gördük efemizinkini abi. Oysa ne güzel 2450 markı dağıtıyorduk. 50 bana, 400 bana. Kalan o 2000 de bana. Sonra da hey hey diye bağırıyorduk. Hey gide hey. Şimdi de bağırıyor musun içeride? Bağırtıyorlar mı seni? O konuyu hiç açmayalım. Monica, skandal kadın olmak nasıl bir şey? Yani koca Amerika Clinton'ın sana olan aşkıyla çalkalanıyor. Clinton Monica Lewinsky'nin derdine düşmüş diyorlar. Ha öyleymiş. Ben de duydum. Bana kadar geldi bu dedikodular. Pek de mütevazi. Peki Clinton sizi yalan ifade vermeye zorladı diyorlar. Doğru mu? Vermem için çok zorladı Levent Bey, doğru. Zorla ifademi aldı. Hatta bir keresinde de affedersiniz bana dedi ki... eğer bu durumu kimseye söylersen... anam avradın mı olsun ki Suriye, İran, Irak ve Afganistan'ı yerle bir ederim dedi. Ben de sustum. İyi etmiş miyim efendim? İyi etmişsin be güzelim de keşke şu son olaylarda da sussaydın. Belki de yüzlerce insan sebepsiz yere ölecek. Peki Monica bu ilişki nasıl başladı? Ben bir gün evdeydim, kapı çalındı, açtım. Bir de baktım Mehmet Ali Erbil. Bizim Mehmet Ali Erbil, ne işi varmış orada? Ben de şaşırdım. Hayırdır Mehmet Ali Erbil dedim. Bize dedi beyazlarınızı gösterin dedi. Biliyorsunuz bizim en meşhur beyazımız Beyaz Saray'dır. Ben de tutup onu oraya götürdüm. Bak sen ya, Clinton oradaymış. İçeri çağırdı. Kim bu Mehmet Ali dedi. Ne arıyor burada? Ben de durumu anlattım. He, şöyle desene dedi. Çıkardı, affedersiniz, donunu verdi. Bu daha beyaz. Bunu göster dedi. O vesileyle orada onunla bir tanıştık. Efendime söyleyeyim, birkaç kez odasında, iki kere de Beyaz Saray dışında tanıştık.
İyice ahbap olmuşsunuz yani. Ya Mehmet Ali ne oldu? Ne olacak? Beklemiş beklemiş gitmiş. Ona da mahcup olduk. Canım ne olacak, bir tanışır ödeşirsin ama. Abla be, bir kere de benimle tanışsana. Selam, Kenan ben. Şeran oğlum. Bırakın Levent Bey, tanışmak için elini uzatan ilk kişi o. Bırak be abi, tanışalım, çevre yapalım biraz. Maşallah yapmışsın yapacağın kadar çevreyi. Bir balinanın yanına gitsen yavrusu sanır seni. Kaç okka çekiyorsun? 140 ama bu 140'ın sadece 50'si benim, diğerlerini pay ediyoruz. Biliyoruz o ettiğin payları tabii. Sen bir de milletten çalıp çırptığın paralarla doğum günü yaptın. Evet yaptık da sen nereden biliyorsun abi? Kuşlar söyledi. Ulan bilmeyen mi kaldı? Hatta koca bir pasta yaptırmışsın araba şeklinde. Ne oldu o araba? Onun vergi pulunu yatırmadık, trafik bağladı. İlahi abi ne olacak, yedik tabii ki. Motor kısmını ben yedim. Birkaç kilo daha ayva yaptırmıştık. Onları da Titan zedelere yedirdik. Piyasadan 4 trilyon toplamışsın. Ben değil abi, o parayı Titan Saadet Zinciri topladı. Ama neyse ki o Titan zinciri sonunda ellerinde patladı. Hala suçum nedir bilmiyorum be abi. Neyse biraz yat içeride anlarsın suçunun ne olduğunu. Suçun birazı sendeyse birazı da seni ipinden koparıp piyasaya salanlarda. Yatarım ben, gam yemem. Titan'ın kaybedecek zincirlerinden başka bir şey yoktur. Neyse biz dönelim gene Monika'ya. Sen Türkiye'ye niye geldin Monika? Tam ben de onu söyleyecektim, ağzımdan aldınız. Ben Amerika'da aylardır gündemdeyim. Ama inanır mısınız, ne bir dizi teklifi var ne de bir şarkıcılık. Ama bu Türkiye bu konuda cennet. Amerika'da ağzımla kuş tuttum. Yaranamadım. Türkiye'de ağzımla sadece şarkı söylemek istiyorum. İlk şarkınız bize nasip olsun madem. Buyurun. Efendim bu akşamlık da bu kadar. Bu akşamlık da bu kadar. Beni özleyin anacığım.